kartına bakar ve Wukong geldi. Evet. Madem öyle Wombo Combo, bizden de böyle bir Alın size combo. Womba Combo dediler. Yani Wukong'un geleceğini aslında işte az çok tahmin ediyorduk. Çünkü Yasuo gibi bir şampiyon var. Evet. Aslında Lulu ve Thresh ikilisi yetebilirdi ama onlar Wukong'u da koyarak o kompozisyon içine daha da garantiye almak istediler. Yasuo'nun ultisini atabilmesini. Baktığımız zaman iki takımda da senin de söylemiş olduğun gibi bir Womba Combo var. Bir tarafta Orianna'nın topunu taşıyacak Vi ve Shyvana ikilisi var. Ardından işte yine üstüne Tibur'lar gelecek. Dark Passage'da da İçeri girecek bir Wukong, üstüne Lulu ultisi, üstüne Yasuo ultisi. Yine ikinci bir bomba combo da orada var. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. Söyleyelim yine tekrardan, bugünün artık son maçı Wildfire ve Dark Passage arasında biz de merakla bekliyoruz. Evet, şöyle Şimdi bir birazdan kadroları maçımız başlayacak. yazayım hemen. Sivir'imiz var, Evet. Thresh'imiz var. Şimdi maçımız şu anda yükleniyor. Orta koridorda Orianna aslında Lulu'ya karşı rahat edebilir diye düşünüyorum. Çünkü o da rahatlıkla mesafesini koruyabilecektir. Böylece ışıltılı oklardan daha rahat bir şekilde sıyrılabilecektir. Bunun dışında üst koridorda Shyvana'ya karşı bir Yasuo karşılaşması. Burada Yasuo çok büyük ihtimalle çok agresif oynayacaktır. Ama Taldrin Shyvana'ya çok hakim. Bu sebeple Yasuo oyunda bence mekaniklerine sahip bir oyuncu. Böyle olunca bence Yasuo'ya karşı dayanabilir gibi geliyor. Orada yukarıda eşit bir koridor görebiliriz. Hem Vi hem Wukong ikisi de 6. seviyeye genel olarak bekleyecektir diye tahmin ediyorum baskınlarını yapmak için. İkisinin de 6. seviyeden önce yine baskın yapma potansiyelleri var fakat çok fazla Aynen. olduğunu söyleyemeyiz. Yani Vayne Alt çok koridor asıl çok karışık olacak. Agresif oynayan bir Tyrus ve Tyrus'ın elinde bir Annie. Killer Ashe'in elinde bir Jinx. Karşıda da Holy Phoenix'te Sivir ve Tryll'ın elinde Thresh. Holy Phoenix biliyorsun dün biraz böyle troll bir eşya dizilimi yaptı Sivir'e. Guinza yaptı. Hextech 6 patlar yaptı. Başka bir şey daha vardı. Bir şey daha yaptı böyle yetenek gücü ve şeye gitti. Can emmeye gitti. Oyunu kazanmayı başardılar ama çok fazla bir şey yapamıyordu. Sivir Kaç yine skor 7 tane aldı? skoru falan vardı ama yani skorlar genel olarak son vuruş ona kalıyordu. Bir de bumerangları bayağı vurmaya başlamıştı artık. Kime karşı oynamış? Dark Passage bakıyorum. AV'ye karşı oynamış. Galibiyetle ayrılmış. Ve Evet. şu anda maçımız başladı arkadaşlar. Bakalım bir duraklatma gelecek mi? Tabii ki geliyor. Tabii ki geliyor. Tabii ki yani. Artık buna çok alıştık. Şimdi bakalım. Umarız yakın zamanda başlayacak. Henüz tabii eşyalar da alınmadı. Sadece en orada eşyayı almayı başarmış duraklatmadan önce. Bakalım neler olacak. Biz de merakla bekliyoruz. Söylediğimiz gibi şu anda Şampiyonluk Ligi'nin birincisi ve ikincisi kapışıyor. Evet, gerçekten. Wildfire ikinci sırada, Dark Passage birinci sırada. Onu da hemen sizlere yeniden hatırlatalım arkadaşlar. Yani gerçekten çok heyecanlı bir maç. Dark Passage Wildfire karşı oynayacak ve Wildfire hani ligin başından itibaren hani hedefini, yolunu çizmişti ve neler yapabileceğini her zaman söylüyordu. Tabii ki yani Wildfire eski Team Turkuet oyuncuları olduğu için hem lige hem de bu tip arenalara, mücadelelere alışık oyunculara sahip. Ve yine o bildikleri kadrolara karşı ve Turkuat'ı da uzun zamandır aynı kadroyla devam ediyor. Ve Dark Passage'e karşı bakalım Turkuat diyorum, Wildfire Dark Passage'e karşı neler yapacak? Bu arada biraz önce Tibur'dan ulti demişim. Hiç düzeltmiyorsun Alicante beni. Tibur ulti atmış biraz Duymadım abi, yok şey önce. yapmadım. Ben bir şey söyleyecektim. Ha, Holy Phoenix arkadaşlar oyundan düştü fakat tekrar bağlanacaktır diye ümit ediyoruz. Şu anda hala oyun duraklatılmış durumda. Ben de Twitter'a bakayım o zaman. Biz de şu anda bekliyoruz. Wildfire bu mevsimde girmiş olsa da sanki yıllardır bu seviyede maç oynuyorlarmış gibi his veriyorlar demiş. Çünkü söylediğimiz gibi çok Evet. tecrübeli oyunculara sahipler. Ki geçen sene de zaten geçen sezonda Turkuat'ın kadrosundan komple ayrıldılar ve Wildfire ismini aldılar. O yüzden Yükselme Ligi'nden devam etmek zorunda kaldılar. Aslında zaten her zaman Team Turkuat formasıyla şampiyonun en büyük adaylarından biriydi bu oyuncular. Arkadaşlar hala oyunumuz duraklatılmış vaziyette. Onu söyleyelim.
Pardon, Holy Phoenix henüz bağlanmış durumda değil. Biz de bekliyoruz. Umarız ki Holy Phoenix tekrardan bağlanır ve biz de maça başlayabiliriz. Tyrese ile Wildfire süper bence. Umarım Wildfire alır demiş Ahmet. Bakalım göreceğiz. Go Wildfire, go. Bayağı bir Wildfire taraftarı var. Var mı çok? Evet. Genellikle Dark Passage'i görürdük ama bugün Wildfire taraftarları biraz daha Twitter'da akın etmiş. Heyecanla bekliyoruz Dark Passage Wildfire maçını demiş. Survivor'ı izlemeyeceğim. Wildfire Dark Passage maçını izleyeceğim. Müthiş bir maç olacak demiş Birkan. Bakalım, biz de bekliyoruz. Hala Holy Phoenix bağlanmış durumda değil. Şu anda 3 dakikalarını kullandı Dark Passage ekibi duraklatmalarını. Biliyorsunuz 15 dakika duraklatma hakkı var takımların. Biz de bekliyoruz. Markete gidip cips aldım, maç hala başlamamış demiş Mavi Kukuleta. Maalesef küçük gecikmeler oldu. Takımlarımız şimdi hazır zaten ama birazdan tekrar bağlanacağız. Keşke Fabulous Yasuo yerine Kha'Zix oynasa demiş. Yani hani Kha'Zix'e özdeşleşti. Ama yavaş yavaş da Yasuo'yla ne kadar iyi performanslar gösterdiğini görüyoruz. O bir Anivyacı var. Neyci var? Hani Anivyacı. Anivya'yı alan oyunu alır açık ve net demiş. Bir arkadaşımız Sakaryalı. Biz de hala bekliyoruz arkadaşlar. Holy Phoenix hala sorununu çözemedi. Naru Lulu ile ortada akar gider demiş bir arkadaş Kaan. Abi yine ben, kolay gelsin size, iyi oyunlar, sizi seviyoruz demiş Onat Aydın. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler, biz de sizi çok seviyoruz. Hala bekliyoruz. Maalesef hala Holy Phoenix bağlanamadı. Aman tanrım. Yoksa... Ney? Bu arada pulva yapma öyle şeyler. Yapma pulva. DP kazanır demiş Fatih Oruç. DP'ler gelmeye başladı. Evet, bekliyoruz arkadaşlar. Vallahi yani yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok şu anda. Holy Phoenix umarız ki bağlanır. Biz de oynayabiliriz. Biz de sunabiliriz. Biz de oynamak istiyoruz. Tabii biz de oynamak istiyoruz aynı zamanda. Bakalım. Tabii. Hala ses yok. Hala bağlanamadı Holy Phoenix. Tamam, biz burada Twitter'da birlikte vakit geçirmeye devam edelim. Sizler varsa arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Şurada. LoLSR hashtag ile günün son maçı için varsa yorumlarınız, hangi takımı alacağını düşünüyorsanız onları bizlerle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda ben bir pazar gününü bu şekilde geçiriyorum diyerek fotoğraflarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz de burada sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz arkadaşlar. Hazır Holy Phoenix'i beklerken hemen tekrar bakıyorum. Hala Holy Phoenix gelemedi arkadaşlar. Şu anda 6 dakika 20 saniyesini kullandı Dark Passage takımı duraklatmasının. Evet, Hayalet Oğuz güzel bir eleştiride bulunmuş. Yayında sürekli çekimsel olarak kullandığınız kavram aslında çekingen demiş. Çekingen olarak söylemeniz daha doğru olur demiş. Aslında evet. Oğuz, teşekkürler. Bunları takip ediyor olmanız, arada bizlere bu şekilde geri bildirimler vermeniz gerçekten olumlu oluyor arkadaşlar. Teşekkürler. Biz de hala bekliyoruz arkadaşlar. 7. dakikaya girdik. Holy Phoenix maalesef henüz bağlanamadı. Biz de bekliyoruz hala. Şu maçlar gibisi yok demiş Gübra.
Teşekkürler Kübra. Biz de vallahi çok seviyoruz. Bir de bu hafta çok fazla LCS olmasa sunduk. LCS çok fazla sunca Şampiyonluk Ligi'nde özledik. Zeytnot o kadar geriden gelmesine rağmen çok iyi farm yaptı demiş. Minyon biçi demiş Buğra. Evet. Zaten her zaman söylüyoruz. Bir nişancının asla pes etmemesi gerekiyor. Oyunun sonuna kadar kendisine ve takımına inanması gerekiyor ki o taşıyıcı özelliklerini taşıyıcı olarak kullanabilsin, devam ettirebilsin. Dark Passage ateşle oynuyor demiş İsmail Yıldırım. Tabii Wildfire'ın logosu ateş olunca böyle bir benzetme gelmiş sanırım. Dark Passage alacak, kalbimiz seninle. Go Wildfire, go demiş Ahmet. Tabii taraftarlar artıyor bu ikili arasında. Tabii öyle bir ikili ki birisi şampiyonun en büyük adaylarından, birisi de şu an Şampiyonluk Ligi'nin lideri Dark Passage. Heyva, Turkuality, Dark Passage arasında süren bu kıyasaya mücadeleye Wildfire da katıldı bu sene ve inanılmaz renklendirdi, heyecanlandırdı ligi. Ve şu anda zaten Dark Passage'e karşı da bakalım neler yapabilecek. Merakla bekliyoruz. Neden beklediğimizi tekrar belirtelim. Yeni ekranlarını yeni açan, yeni duyan gören varsa teknik bir sorun yaşıyor sanırım Holy Phoenix. Yaklaşık 8 dakikadır Holy Phoenix'i bekliyoruz. Bekleme süremiz 15 dakika mıydı? Evet. Evet, 15 dakika içerisinde Holy Phoenix'in oyuna tekrar gelmesini umut ediyoruz. Eğer gelmezse kurallarımız gereği Dark Passage ayrılan sürede gelemediği için maalesef elenecek o maçtan. Yok, elenmiyor canım. Niye elensin? Elenecek nereden çıktı? Oyun açılıyor. Tamam. Pardon. Yanlış söyledim. Sen söyle o zaman. Tamam, evet arkadaşlar. Sen söyle. Elenme falan yok. Yok, elenmeyecek zaten. 15 dakikalık süre var. 15 dakikalık süreyi eğer süre içinde yani oyun başlatılmazsa oyun başlatılmak zorunda oluyor. Ve Dark Passage'ın oyun içinde daha fazla bekletme hakkı kalmıyor. Her takımı söylediğimiz gibi 15 dakikalık bekletme süresi var. Şu anda artık komple ligden eledi. 9.5. dakikaya girdik. Dark Passage için Holy Phoenix maalesef hala bilemedi. Erken oyunda öne geçen kazanır maçı demiş bir arkadaşımız. Evet, yani tam olarak tabii ki hiçbir zaman belli olmuyor. Ne zaman kim erken de dakikada güçlense de öne geçse de. Bir bilgisayar problemi varmış bu arada. Bağlantı değil, bilgisayar problemiymiş. Evet, onu da yine söyleyelim. Mısırlarımız patladı, hala sizi bekliyoruz demiş Ahmet. Biz de takımları bekliyoruz arkadaşlar. Umarız gelebilir şu anda. Son 4.5 dakikası Dark Passage'ın 4.5 dakika içinde Holy Phoenix gelemezse maalesef 4'e 5 oyun başlayacak. Cips kola aldık. Bekliyoruz abi demişler. Orion'la gördüğüne sevinen arkadaşlar var. Son 4 dakikası arkadaşlar şu anda Dark Passage için. Ali Kantik kaşlarını taramayacak mısın? Onu soruyorlar. Güzel sormuşlar, iyi sormuşlar. Tarayıp geldim bugün. Bakayım şöyle göremiyorum da tam da. Ali Kantik Bronze 4'müş, doğru mu diyorlar? Hayır, değil. Plat 4. Plat 4, oh. Düşün ya, o Jinx'da plattı yani şu an. Düşün yani, düşün. Düşün. Bu arada son 3.5 dakika arkadaşlar. Holy Phoenix'i raporlayın demişler. Raporlamayalım ya, çocuk sıkıntı yaşıyor. Keyfinden gelmedi zaten ki. Eledim biraz önce. Tabii sen bir de bir eli tutmak istedi. Nereden çıktı böyle ağzından? Alicante ne demek daha demiş. Ne demek Alicante? Alicante aslında İspanya'da bir şehir. Şehir. Evet, Alicante diye bir şehir var. Oradan mı esinlendin yoksa? Evet. Oraya gitmiştim. Oraya gittiğimde bir arkadaşım bana Alicante demeye başladı. Öyle sonra Alicante kaldı. Evet, bunu da öğrenmiş olduk. Alicante neymiş?
Wildfire eğer çok geriye düşmezse bu takım kombosuyla kesinlikle maçı kazanır demiş bir arkadaşımız. Göynüm hepsini arıyor. Neredesin sen? Holy Phoenix demiş Samet. Armina ve Alicante sizi çok seviyorum. Çok güzel yayın yapıyorsunuz demiş. Teşekkürler Emin. Nedir bu orta koridor Lulu aşkı? Bedirhan. Nedir bu aşk Bedirhan? Lulu zaten biliyorsun taban hasarı çok yüksek ve oyunun erken dakikalarından itibaren çok fazla dürtebiliyor. Pixie ile birlikte fazladan hasarlar verebiliyor. Kendisini koruyan bir kalkanı var. Rakibinin formunu değiştirebilen yeteneklere sahip. Ultisiyle kendisini koruyabiliyor. Olası baskınlardan kaçabiliyor. Vesaire vesaire. Yani bir orta koridorun çok fazla baskına açık olduğunu her zaman biliyoruz ve birazcık da oyunun erken dakikalarında dürtmesi de önemli. Nasıl son zamanlarda Ziggs çok fazla can sıkıyorsa yine aynı şekilde Lulu da orta koridorda hem dürtmesiyle hem kaçabilen yetenekleriyle çok fazla can sıkıyor. O yüzden rakipler genellikle ya istemiyor ya da açıkta bırakmıyor. Lulu şu anki metada arkadaşlar görüyoruz. Son 1 dakika 20 saniye. 1 dakika 20 saniye sonra maç başlayacak fakat bekliyoruz. Futbol için Sabri neyse Alicante de LOL için odur demiş. Teşekkürler arkadaşlar, sağ olun. Sabri'yi de çok severim. Çok samimidir. Çok samimidir. Aynı benim gibi. Son 45 saniye arkadaşlar. Sen de var ya. Abi ben de işte orayı bilgilendirmeye çalışıyorum. Hem bura hem orada bir köprü yaratmaya çalışıyorum. Elinde bir kulağında olsa şöyle sesleniyorum son 3 dakika, 2 dakika diye. Yayınınız çok donuyor diyen bir iki arkadaşımız var arkadaşlar. Bizleri YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Eğer ve burada... arkadaşlar bu sırada pardon özür dilerim ben başladı zannettim. Hayır başlamamış. Eğer kasıyorsa, eğer görüntünüz donuyorsa daha doğrusu birazcık düşürün ayarlardan. Daha düşük seviyeleri seçin. Eğer hala donuyorsa YouTube'dan izlemeyi tercih edin. O size zaten otomatikman ayarlayacaktır. Bir daha bir şey yaparsan, bir bakarsan bir daha bir. Arkada reji. Şu Ezreal şeysinin evet, bu sırada mi? Oyun tabi başlatılmak zorunda kaldı Dark Passage ekibi tarafından. Fakat Dark Passage'de şu anda 3 kişi oyunda değil. Dediğim anda Naru bağlandı, Trilbanri hareket etmeye başladı. Holy Phoenix hala yok. Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin. Evet, maçımız başladı ama dediğin gibi oyuncular başlayamadı. Şimdi ben burada tabi hala Holy Phoenix maalesef hala bağlanamadı. Şu anda 4'e 5 gözüküyor Dark Passage ekibi. Şimdi Wildfire hani centilmenlik açısından çok pasif oynayabilir. Holy Phoenix olmadığı için. Böyle bir şey görebiliriz. Biraz daha yavaş bir maç izleyebiliriz. Bakalım Wildfire ne yapacak? Yani tam burada Holy Phoenix bağlanamadı. Reji burada. Gayet yavaş bir maç izletiyor şu anda bize. Dark Passage çok ağırdan alıyor oyunu. Bu kadar ağırdan alacağını düşünüyorum. Yani çok... Yani şu an çok fazla konuşulacak bir şey yok çünkü Dark Passage'in yaşadığı sorun gerçekten kötü bir sorun. Ki yani... Holy Phoenix'in olmaması çok etkileyecektir yani ister istemez etkileyecektir. Evet. Yani bu kadar önemli ve heyecanlı beklediğimiz bir maçtı. Wildfire da sağ olsun hiç yani şey değil. Yani hiç. İtiler mamuk işten. Hiç abi hiç. Bakar mısın en iyiye? Sersemletmeler. Neyler neyler. Neyler vallahi orada mavi güçlendirmeyi çaldılar. Crystal'ın bayağı bir canı azaldı. Evet, Wildfire tabii ki
şu an Dark Vision bir tık altında ve bu galibiyete çok ihtiyacı var. Yani oyunun başında da söyledik. Hem derbi niteliğinde bir maç hem de liderlik için büyük bir adım. Ligin 5. haftasında olduğumuzu düşünürsek yani Wildfire Dark Vision'ı yakalamak için en de büyük bir şans tutuyor şu an. Şimdi alt koridorda Thresh tabii ki maalesef tek başına bir yanında yok. Bu şekilde devam edecekler maça. Lulu orta koridorda ittirmeye devam ediyor. Ve yukarıda Yasuo ve Shyvana eşleşmesini görüyoruz. Evet. Yasuo'nun son zamanlarda Fabulous'ta gerçekten çok daha iyi işler yaptığını biliyoruz. Tabii şimdi belki de Şampiyon Ligi tarihinin en erken düşen kulesini göreceğiz. Polyphlix'te olmadığı için. Henüz daha düşüremediler ama yani burada Trial'ın yapabileceği çok fazla bir şey yok. Polyphlix umarız ki bu sorununu çözer ve oyuna tekrardan bağlanabilir. Şu ana kadar bize de henüz bir haber gelmedi Holyphlinx ile ilgili. Evet, Holyphlinx gördüğünüz gibi hala üstünde duruyor. Oyuna hiç bağlamamış, yani eşya falan bile alamamış zaten. Evet. Dark Vision bu şekilde birazcık eksik başladı ve eğer sorun devam ederse de eksik devam edecek. Evet. Bir şekilde tabii ki mücadele devam ediyor. Alt koridorda ne kadar işler yolunda gitmese de bu açığı birazcık bu konkla kapatabilirler şimdilik. Şimdi orada ölüm cezası geldi. Devamlı deriz diyoruz. Şimdi Orianna birazcık yemledi. Vay'ı bekledi Lulu için. Şimdi Vay geldi oraya. Yunan'ı şöyle sıktı. Minyonların içinden geçti ama Lulu'ya ulaşamadı. Lulu da verebildiği kadar vermeye hazır. Oo, tekrar bağlandı Orphinix. Evet. Umarız ki şu farkı kapatabilir. Baktığımız zaman 3 seviyelik bir fark var şu anda. Evet. Bakıyorum, evet, hareket etmeye başladı. Onu hemen söyleyelim. Bakalım ne olacak. Yani alt koridora bayağı bir yardım gerekti gibi gözüküyor. Sivir ya, birinci seviyede buraya gelecek. Neredeyse dördüncü seviye olacak bir Killrest ve Tyrus ikilisi var. Çok geride kalmış bir Trial var. Umarız ki bağlanır, umarız ki bu geride kalma olayını çözebilir Dark Passage ekibi. Sivir yani şu anda kuleye yaslanmış bir şekilde. Bekliyor, yapabileceği çok fazla bir şey yok. Evet tabi Sivir geldi ama 4 seviye, 3 seviye fark var aralarında. Onu bu şekilde kurtaracaktır diye düşünüyorum. Şimdi yukarıda bir savaş var. Yasuo tutuşturu sıçrasını kullandı. Son bir kılıcı da şöyle salladı ama sağdırını düşüremedi. Birden hızlandı üst koridor ama karşılıklı birbirini denedikten sonra skor gelmedi şimdilik. Alt koridorda Sivir şu an için geriden gelip bir şekilde tutulmaya çalışıyor koridoruna. Tabii bununla birlikte Wukong da rahatladı. En azından kendi ormanına daha fazla vakit ayıracak. Şimdi Sivir'in tabii riskli şu dakikalarda ilk skoru verebilir, ilk kanı döktürebilir Wildfire'a. O yüzden birazcık temkinli ve geriden sadece bumeranglarıyla hamleler yapmaya çalışıyor. Bunda lehine kullanmak isteyen bir Wildfire Eni var. Eni ile birlikte şu an dürtme mücadelesinde Sivir'i zaten geride. Bir de minyon biçememesi için elinden geleni yapıyor görünüyor evet. Şu an. Evet, Jinx ve Annie ikilisi kule altına ittiriyorlar şu an. Dark Passage'ı. Tamam, bakıyorum orta koridorda 44 minyon kesmiş bir Lulu, 50 minyonda olan bir Orianna var. Üst koridorda 48 minyonda Yasuo, Shyvana'da 36 minyonda. Yasuo'nun biraz daha agresif oynadığını söyleyebiliriz Shyvana'ya karşı. Shyvana'nın ateş burgacından hemen kaçıyor. Orada şimdi yemledi. Arka tarafta bir Vi var. Bakalım Shyvana devam edecek mi? Hayır, Shyvana geri doğru geliyor. Vay, bak bir totem geldi oraya. Orada kimsenin olmadığını düşünerek agresif bir şekilde devam ediyor derken ultisini kullandı direkt olarak. Shyvana ateş burgacıyla orada devam ediyor Yasuo'ya hasar vermeye. Vay şimdi orada bakalım ilk kan dökülecek mi? Yasuo oradan çıkamayacak. İlk kan dökülüyor.
ve çıkamadı oradan. İlk an Wildfire'ın ve Vayne'ın oldu. Gerçekten Shyvana orada çok iyi yemledi. Yasuo'yu ve orada verebildiği kadar hasar vermeye çalıştı. Ve ilk anında böylece Vayne dökmüş oldu. Wildfire tarafında hemen seviyeye bakıyorum. Üçüncü seviye aralarında iki seviye indirmiş. İki seviye indirmiş de minyon farkı falan da var. Hani evet, bayağı var. Oyunun biraz ilerlemesi lazım ki o fark kapanabilsin. 54'de 26 milyon seviye farkı var. Hani kontrol şu anda Killers ve Tyrus ikilisinde gibi gözüküyor. Aynı zamanda oyun başında yine Crystal'a mavi güçlendirme onu orada yine bayağı hasar verdiler. Sırtçasını aldılar orada elinde. Yani Sivir'in oyunun başında olmayışı hani bütün takımı etkiledi diyebiliriz. Bu sırada Fav'ın yine başı dertte gibi. Teokolis şimdi orada ultisini kullandı. Bakalım çıkabilecek mi Fav oradan? Bir de ejderha formunda Tal'Drin atladı ve bir skor daha alıyorlar. Üst koridorda üst üste ölen bir Fav var. Yani bir dakika an... arayla iki kere öldü. Evet. Şu an Wildfire'nin ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Alt koridorda zaten çok fazla ihtiyacı olmadığı için alt koridorun. Hani o üstünlüklerini üst koridoru da taşımaya çalışıyorlar ve üst koridorda da eğer Fab'u durdurmayı başarırlarsa, erken dakikalarda Fab'un önüne geçmeye çalışırlarsa, zaten oyunun başında da söylemiştik. Yani bomba kombosu çok güçlü bir kadroyla çıktı Wildfire sahaya ve bu bomba combo eğer bireysel olarak şampiyonların da kendini güçlendirmesiyle beraber çok daha işlevsel olarak onun ilerleyen dakikalarında kullanılabilecek. Evet. Şu an Orianna'ya bakıyorum. Orianna da kötü durumda değil. Aşırı büyük sopası gelmiş. İlk eşya olarak ve Yasuo bu arada koridor değişikliği oldu. Orta koridora geldi. Tabii ki bu önemli bir tercih. Üst koridorda üst üste iki kere ölmüş olması yani onu bayağı bir zorladı. Yalnız şimdi, şimdi Ahmet almaya çalışacak onu. Bakalım ultisini de kullandı. Ama Hortum geldi. Onun başı dertte gibi. Hayır. 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 Fab bir kez daha ölüyor. Her yani şu anda dakika başında öldü. 7'de öldü. 8'de öldü. 9'da öldü. Çok acil yardıma ihtiyacı var şu an Fab'ın. Çok ama işte Crystal'da hani ormanda geride kaldığı için Fab'a yardımcı olamıyor pek. Şu çok kötü oldu. Yani skorları dağıtmaya başladılar. Bu sırada Holyphinx de yakalandı. Bakalım olabilecekler mi? Evet. Orada Tyrus Holyphinx'i almayı başardı. Yalnız yani Wildfire tabii ki Dark Passage'de birazcık da moraller de bozuldu. Yani onlar için çok önemli bir maç olduğunu tekrar tekrar söyledik. Ve böylesi bir maçta ezeli rakiplerine karşı Holyphinx'siz maça başlamaları ve Holyphinx'i bekleme sürecinde yaşadıkları stres, mutsuzluk onları motive, moral motive olarak da şu an için düşürmüş görünüyor. Özellikle Fabulous'un arka arka skorlar vermesiyle bu perçinlenmiş durumda. Bir de üzerine Wildfire ejderhayı aldı. Şu an evet. Wildfire ibreler Wildfire'ı gösteriyor. Bu Kong oraya geldi. Tabii ki ejderha olmadığını biliyor artık. Evet. Ejderha yerine gelmişken totem keseyim bari. Düşüncesiyle bu Kong'u izledik orada. Tabii yani koridor değişikliğinde Orianna bu kadar güçlenmiş bir Orianna'ya karşı durması da birazcık zor gidiyor. Oo yalnız. Oo. Bu Kong geldi. Yine Fab almaya çalışacak. Ultisini kullandı. Pardon orada Vay bu sırada tabi Yasuo'yu aldı onu söyleyemedim. Ultisi var mı Orianna'nın? Ultisi var mı Orianna'nın? Hayır yok. Bekleme süresinde bakalım almaya çalışacaklar mı? Hayır denemediler. Şu anda Yasuo terse doğru kartopu efekti yaşıyor. Evet tam anlamıyla öyle oldu. Yani ne zaman yeniden ayaklanır hani farkı kapatır bilmiyorum ama şu anda özellikle Fab'ı kamplıyorlar ve Crystal buna hiçbir şey yapamadı şu ana kadar. Evet. Ya yani şurada bir geldi. Orianna'yı almaya çalıştı ama tam o sırada Vay çıktı. Yasuo'ya ultisini kullanıp o skoru almayı başardı. Bu Kong'u bile neredeyse alacaklardı ama alamadılar. Yani şu an tamamen strateji savaşları başladı. Dark Souls'un alt koridordaki o durumundan faydalanarak direkt olarak ormancı daha çok orta koridora ve üst koridora yardımlarda bulundu ve bununla birlikte geldi. Bu arada şimdi Shyvana oraya birazcık agresif ulti tercihinde bulundu ama çok da işe yaramadı. Tabii ki Lulea kule altı yapmak bu dakikalarda çok da kolay değil özellikle ultisiyle birlikte. Yani bana kalırsa Wildfire çok fazla uzatmak istemiyor. Yani bu üstünlüklerini korumak ve devamlı getirmek için hızlı adımlar atmaya, hızlı hamleler yapmaya çalışıyorlar. Şimdi
Fabulous orta koridorda beklediğini alamayınca üst koridora tekrar geldi ve arkadaşını tekrar orta koridora gönderiyor. Yani, bu da Lulu'yu da geriye düşürüyor aslında. Tabi. Yani bu koridor değişikliklerini yapmak hani bilmiyorum her seferinde genel olarak Dark Pass için iki koridorunu birden etkiliyor. Ya bir de şimdi Yasuo ortaya gitti. Yani tamam hani koridor değişikliği yaptı. Belki Orianna'ya karşı daha rahat olacağını düşündü. Ama orta koridor baskın yapmak için çok daha elverişli bir yer. Evet. Yasuo'nun tam böyle bir kaçma mekanizması yok. Arkasında minyon olması lazım kaçabilmesi için. Böyle olmayınca orada iki kere daha öldü. Hatta bir tanesinde Orianna ile birebir kapışırken öldü. Ki yani Orianna'nın o dönemde o savaşta daha doğrusu. Bu arada Wildfire bir mavi daha, evet. Bir güçlendirme daha çaldı. Yani koridorlarda aldığı üstünlüğü ormanlara da yansıtmış durumda. 13. dakikada 5000 altınlık bir fark söz konusu. 5300 altınlık bir fark söz konusu. Yani Wildfire şu an için gerçekten ipleri eline almış durumda. Bir kule daha gitti zaten altta. Ve artık yavaş yavaş sanırım ufak tefek skorlara ihtiyacı var. Dykos'un özellikle Sivir'in. Sivir'e bakıyorum 71 milyonda. Jinx'in 30 milyon gerisinde ilk dakikalarda kaçırdığı milyonlardan dolayı şu an ne kadar uğraşsa da mücadele etse de bu arada Tibbers geldi oraya alt koridorda sen mi güçleniyorsun dedi. Şimdi Wukong da orada. Sivir oradan arkadan bumerangını attı ama bu yeterli olmadı. Şimdi Wukong Vay aralarına girdi. Son bir vuruş geldi. Wukong'dan o skoru almaya başardı. Lulu geldi şimdi oraya. Jinx kule altına kadar girmekle büyük bir hata yaptı. Lulu orada Jinx'i almayı başardı. Cezalandırmalar devam ediyor. Orayan'la orada Lulu'nun önünü kesmeye çalıştı. Sivir arkada bumerangıyla birkaç milyon daha aldı ve oradan ayrılmak zorunda kaldı. Dark Passage'dan güzel bir hamle izledik. Daha doğrusu Wildfire bu skorları almak için neredeyse zorladı rakibini. Çok zorladı yani hiç gerek yoktu böyle bir şey, evet. Ve orada Dark Passage'a iki tane skor vermeyi başardılar diyebiliriz yani gerçekten. Başardılar gerçekten. Gerçekten başardılar. İçeri kadar girdi. Özellikle Teokalis hani kulenin dibinde dibine kadar girdi ultisi sayesinde, ultisi yüzünden. Yalnız sonra onun başı dertte Ahmet Style. Orada olacak mı? Ultisini kullanıp tutturmayı başardı ama işte tutuştur var. Koruma komutuyla bakalım koruyabilecek kendi minyonlar OP ama. Minyonlardan gelen son o vuruşlar havada uçan son o lazer mi diyelim artık neyse. Orada Orianna'yı alıyor. Birebir bir değişim oldu. Evet. Yani Wildfire'ın bunları yapmamız gerekiyordu. Hani her zaman söylüyoruz oyunda belli başlı kırılma noktaları var, belli başlı küçük hareketler oyunun ilerleyen dakikalarında sizin sonunuz olabiliyor. Hani bu kadar önde olduğu bir maçta hani o riskleri almaması gerekiyor. Alma abi hani ne gerek var? Hani orada baktığımız zaman Lulu bir skor almış, Wukong bir skor almış. Zaten Lulu geriye düşüyordu. Sürekli koridor değiştirmekten minyon kaybetmeye başlamıştı. Evet. Bir döndü, Athena'nın lanetli kadehini bitirmiş. Üstüne bir de sihirbaz papuçlarını almış. Çok zorladılar. Ve bunu da cezalandıran bir Dark Pass ekibi oldu. Sivir ile Jinx arasındaki o minyon farkı hala kapanamamış. Ya bu gidişte de çok zor. Çünkü bırakmıyorlar bakalım. Evet. En azından seviye fark kapanmış. Evet. Yanlış görmüyorsam evet, şu anda ikisi de 8. seviyediler. Ama şu anda Jinx tabi 9. seviye oldu artık. O yalnız orada bir yeniden baskın denemesi gelecek. Chris Lord'a ultisini kullandı. Killer S çok içeride kaldı. Çıkabilecek mi? Hayır, çıkması çok zor gibi gözüküyor. Evet, orada skoru alan taraf Holy Phoenix oldu ve bu skorla bence çok rahatlayacaktır. Evet. Yani tabii ki Jinx'in bu dakikadan itibaren Sivir'i geriye düşürme mücadelesinde aldığı riskler de çok önemli. Hani evet sürekli olarak kulesinin altına itiyorsunuz ama bence koridorunu birazcık Jinx'in dondurması gerekiyor. Yani agresif oynarsa zaten rakibi gerideyken agresif oynamanın çok mantığı yok. Hani kule altında dondur. Sivir'in zaten arkasına dönüp baktığında bir kulesi olmayacağı için yeterince açılamayacaktır. Bu yüzden de hani kuleyi dondurup onun minyon kesememesini sağlamak şu an şimdi bence alt tarafta Kidares'in daha işine yarayacak bir hamle olabilir. Onlar itledikçe Wukong'u tetikliyorlar. Wukong geldikçe alt tarafta skor ve skorlar alınıyor. Şimdi tabii bir de Sivir skor aldı. Üstüne bir kazma geldi. Kanın sonuçtan sonra ve bir de bug var. Evet. Baktığımız zaman işte bu yapılan hatalarla diyelim. Dark Passage biraz daha altın farkını kapatmayı başardı. 4000 altınlık bir fark var. Wildfire tabii yeniden ejderha alıyor. Yani bu hataları yapmış olmana rağmen hala harita kontrolü onlara ait. Bu ejderhayla 1000 altın daha fark yarattılar. Toplamda şu anda 4500 altın civarında bir fark var.
Yok. Kaç oluyor? 5000 şu anda. Evet. 5000 altın bir fark var. Evet. Şimdi yine ittirmeye tercih ediyorlar. Evet. Yine gidecekler. Wukong yine orada be de. Wukong yine orada. Yani çözemedim gerçekten. Bir ölüm cezası denemesi geldi. O totem gelince. Fakat olmadı. Yalnız şimdi Yasuo'nun yine başı dertte gibi sırtçasını kullandı. Üstüne ultisini attı. Ama yapabileceği çok fazla bir şey yok. Orada saldırın. Yeniden skor alıyor. 0-5-0 oynayan bir FAP. Yani artık Fabulous'u sıkıldıkça kesiyorlar. Evet, sıkıldıkça kesiyorlar. Öyle bir duruma geldi şu anda. Ve altta Wukong'u görünce abi biz hemen şurada Fabulous'u tek tek alalım. Bir keselim onu. Devamında da bir kule alalım. Bu arada bariyerler geldi. Orianna orada ultisini kullandı ama bu yeterli olacak mı? Wukong devam edebilecek mi? Kule altında çok inandı. Hayır. Kuleden hasar almaya devam ediyor. Lulu orada ultisiyle kendisini kısa bir süreliğine kurtardı ve devamında şimdi Orianna bu arada hani riskli bir şey yapıyor. Şeyler yapıyor orada. Üst koridor farkındaysan ikinci kuleyi de aldı. Evet. Burada şimdi iki kişi Orianna'yı almaya çalıştılar. Orianna'yı alamadılar. Kuleye saldırdılar. Ama üst koridoru unuttular. Shyvana bu sıra üstü dönüyor ama o bu sıra alt koridorda da tabii kule gidecek şimdi. Evet. Yani en azından Sivir kendisini toparlamayı bildi. 4'e 1 şu anda kuleler. Evet. Yani gerçekten çok ilginç. Hani hem kendisini toparladı hem skoru aldı ve şu an bir de gittik kuleyi aldı ve takımına şu an en geriden gelip takımına katkı sağlayan bir Sivir izliyoruz. Kule almasıyla birlikte üst tarafta işler kötüye gidiyor. 148 bu kadar ölmesine rağmen Sivir'in çok da minyon konusunda gerisine düşmemiş bir Yasuo var. Tabi Yasuo'yu her zaman söylüyoruz, bir statik hançer devamında gelecek bir ebedi kılıç Yasuo'yu zaten iki eşyada bitiriyor. Hemen Wukong'a bakıyorum. Büyük kertenkelenin ruhu var. Bir hırkalayan var. Dev kemeri var. Bir de çizmesi var. Ortada bir pırıltı almış Lulu var. Athena'nın lanetli karıyı uzak tuttu. Şimdi Yasuo'yu tekrar kovalıyor. Aradan Thresh da... geliyor yalnız oraya. Evet, Thresh geliyor. Bu arada kaçan bir de Hortum var. Shyvana şu anda bayağı durdurulmaz bir güç haline geldi diyebiliriz. 1-0-2 oynuyor. Biraz Water Palace'ını yapmış. Güneş şüphelerini yapmış. Yasuo'da sadece statik hançer var. Sivir de çok agresif. Sanırım Vi birazcık daha tank görevini üstlenecek. Öyle güç. Şimdi Konkor'a illüzyonunu bıraktı. Oradan kaçtı. Şimdi bakıyorum Shyvana gelmişken şuradan Kunzi'yi de alayım diyor. Tabii üzerindeki güneş şüphelerinin ve Water Palace ile beraber daha hızlı yapacak bu işlemi. Şimdi bakıyorum orada herhangi bir satan görünmüyor. Onu alamadı. Wukong orada kırmızısını kaptırmamış oldu şimdilik. Tabi Wukong orada yukarıda ilgilenirken alt tarafta bu cezalandırma organizasyonu var. Şimdi Wukong ulti geldi orada. Thresh tuttular ve anında eritmeyi başardılar. Manyak güçlü ölüm roketi de dağlara, taşlara, sincaplara gitti. Şimdi hızlı bir şekilde bu kuleyi alma düşüncesinde Dark Passage şu an için buna karşı koymak için orada tüm takım alt koridorda savunmaya geçmiş durumda. 5 kişilik Wildfire ekibi 2. minyon dalgasını bekliyor. Bakıyorum 8 saniye sonra Thresh yeniden doğacak. Onlar orayla ilgilene dursun. Shyvana orta koridora gidiyor. Evet, orayı alabilecek gibi. Aynı zamanda sen de söylemiş olduğun gibi ayrı kittirme yapan bir Shyvana var. O kuleyi de rahatlıkla alabilecekler. Şu anda gibi kule avcısı gibi yürüyor. Yalnız o Yasuo Jinx'i almayı başardı. Bakalım Theokolis içeri girecek mi? Hayır. İçeri girmedi. Geri çekilmeye karar verdi. Wildfire oradan çıkmaya çalışıyor şu anda. Evet, bir skor verdiler. Taldrin yalnız oraya gelecek mi acaba? Orta koridordaki kuleye vurmayı bıraktı. Şimdi geri dönüyor ama. Orada. Yakalanacak mı? Oo hayır. Yan yana, yanından geçti Naru. Hiç düşünmedi, beklemiyordu. Evet. Orada biri olacağını beklemiyordu. Evet, yani Wildfire çok hızlı ilerliyor. Ama Dark Passage sürekli olarak karşılık veriyor. Yani rakibin... Yani şu an zaten Dark Passage'in yapması gereken önemli şeylerden biri rakibin hatalarını küçük küçük lehine çevirmek. Ve bunu bir şekilde Wildfire'ı cezalandırmak. Şu dakikaya kadar bunu yapıyor görüntüsünde Dark Passage. Ve bunları yapmaya devam ederse Wildfire kule almak için, skor almak için her riske girdiğinde oradan kayıplarla dönerse yani Dark Passage'i diriltmeyi başaracak Wildfire. Şu aşamada dakika 21'deyiz. Altın farkı 5000'lerde. 8'e 5'lik bir skor üstünlüğü var. Baktığımız zaman sadece Sivir'in aldığı bir kule haricinde Dark Passage'in düşürdüğü bir kule yok. Wildfire'da 4 kule
gitmiş durumda. Bunun ikisi üst koridorda olmak üzere Shivan'a ayrık ittirmeye devam ediyor. 190 milyona ulaşmış durumda. Bir Chowder Palace'ın yanına bir de baş gardiyanın zırhını eklemiş. Tam çok fazla tank görünümünde değil derken sanırım o da bir round diyor alacak. Şimdi üst koridorda Fadrin durdurmaya çalışıyor. Ama ne kadar durdurabilir? Onu bilemiyoruz tabii. Hem Taldrin çok ileride hem Fab çok geride. Altın farkına baktığımız zaman bu sırada Deokalis yine içeri girdi. Ultisini bu sefer Lul'ün üstüne kullandı. Üstünde Orianna ultisi. Lul orada sıçrısını kullanarak çıkmaya çalışıyor. Taldrin bu sırada orada. Şimdi bu takım savaşına artık dahil olmaya karar verdi. Orada herhangi bir skor gelmiyor ama genel olarak Wildfire oradan baskın çıktı diyebiliriz. Lul'ya ulti kullandırdı. Diğer şampiyonları üstüne yolladı. Şimdi ejderha gelecek işte. Ve ejderhayı rahatlıkla alabilecekler gibi gözüküyor. Wildfire 3. ejderhayı aldı. Söylediğimiz gibi şu anda harita kontrolü tamamen Wildfire'a ait. Şu kule ile birlikte altın farkı daha da açıldı. O Tibbers çıktı yalnız. Orada Yasuo'nun başı dertte. Shivan orada ultisini kullanarak içeri girdi. Crystal da İllüzyonuyla oradan geri çıktı. Yalnız çok güzel bir ölüm cezası tuttu. Kimi yakaladı orada? Killress'i yakaladı. Ve skoru alan Dark Passage oldu. Şimdi kovalamaya çalışıyorlar. Ama Wildfire geri çekilecek gibi. Jinx'in de durumu şu an çok kötü. 0-4-2 oynuyor. Yani hani Jinx bir de ilk dakikalarda Sivir'in yokluğunda erkenden düşünebilmeyi bildi. Yani bedava minyon kesiyordu. Ve o süreçte hani Wildfire bunu aslında değerlendiremedi. 3 kişilik kule baskınlarıyla orada en azından Trial Banner'ı da geriye düşürebilirlerdi. Onun ölmesini ve kulenin alınmasına sebep olabilirdi. Ama Wildfire bunu erken dakikalarda yapamadığı gibi üstüne bir de sürekli olarak riske girdi. Sürekli olarak riske girdikçe Jinx'i düşürdüler. Yani Wukong geldi düşürdü, Lulu aldı bir kere Sivir düşürdü. Hani bu süreci iyi kullanamazsan oyunun yani Dark Passage gibi bir takımla oynuyor. Bu arada dertte. Aynen. Thresh orada yakalandı ve yok, artık yani kaçamayacak. Çıkmasına imkan yoktu orada. Aynen. Orianna oradan bir skor daha aldı. En azından şu an baktığımızda Orianna iyi durumda. Vi iyi durumda. Kara baltasını almış. İki tane kumaş zırhını almış. Antik Golem'in ruhu da erken dakikalarda bitmiş. Vi'nin üzerinde baktığımız zaman Shivan'a 1-0 şu an ölmemiş takımda. Ölmeyen en iyiyle birlikte ikinci oyuncu Gün Ateş Şifelerini sihirbaz topuçlarına esunlamış ve Beachwater Palace'ı baş gardiyanın zırhı ve iki de Doran ürünüyle beraber Shivan'ı izliyoruz. Lütfordo da ayrı gittirmeye devam ediyor. Yasuo da hani bir türlü oyundan kopmadı diyebiliriz aslında bakarsan minyon konusunda. Şu anda Tekoz kendi kırmızı güçlendirmesini alıyor. Baron orada bir totem savaşı başlamış gibi gözüküyor. Evet, Taldrin burada çalıya tutmuş. Yaz Trial'ı bir daha yakalayacaklar mı? Bir de ölüm cezası geldi ama işte Taldrin şu anda ölümsüz bir pozisyonda. Yani ona hasar verebilecek çok fazla şampiyon yok şu anda Dark Passage ekibinde. Teke tekte. Ve Taldrin tamam dedi, yeter size bu kadar dedi. Yeniden üst koridora gidiyor. Yeniden ayrı gittirme yapacak gibi gözüküyor. Orta koridordan da yine ittirmeye çalışan bir Wildfire ekibi var. Altın farkı hala Wildfire lehine. Yani Fab geldi, Taldrin'i durdurmak istiyor da. Hani ikisinin de şu an hasar birbirine yetmedi. Taldrin çok daha tank bir şampiyon. Oyuncu. Oo, yalnız şu anda Taldrin yakalanacak mı acaba? Wukong da oraya geldi ama hayır. Rahatlıkla çıktı oradan. Evet, şimdi sonra tabii ki ayrı gitmeye devam ediyor. Şöyle bir çalısına gitti geldi. Oradaki minyonları da katletmeyi başardı. Sivir'e bakıyorum 202 minyonda. Yani uzun bir süre oyunda olmayan, geldiğinde 4 seviye bir rakibi olan bir Sivir şu an için Jinx'le arasında sadece 13 milyonluk bir fark var gerçekten. Çok fazla hasar veriyor şu anda. Evet. Trial'a Taldrin. Bir ölüm cezası denemesi. Çok güzel. Çok güzel yakaladı. Hemen orada ultisini kullanarak çıkmayı tercih ediyor.
Shyvana bir de orada kendine bir totem buldu. Bu sırada tabi tek başına Taldrin'le uğraştığı için Dark Passage diğer dörtlü de alt koridorda kule aldı. Yalnız şimdi Tiburus geldi. Fabulous'un yine başı dertte gibi gözüküyor. Lulu orada Fabulous'un üstünde ultisini kullandı ama hayır yetmiyor. Orianna da bir de ulti geldi. Wukong şimdi içeri girdi. Sıçrasını da kullanarak herkese çarptırmayı başardı. Şimdi aynı şekilde görünmez olarak geri çıkmak istiyor. Fakat bu takım savaşı Dark Passage'ın aleyhine işliyor gibi gözüküyor. Evet orada Orianna Wukong'u almayı başardı. Şu anda 2'ye 0 değişim. 2 skor almayı başardı Wildfire. Bunun dışında bunun yanında Dark Passage hiç skor alamadı. Ama Wildfire'ın da bayağı bir canı az. Evet tabii ki o savaştan sonra oradan hızlı bir adımlarla uzaklaştılar. Yani şu an şurada bir kartuş olsaydı evet. Sanırım bayağı bir cümbüş olurdu. Şimdi bakıyorum 1 dakika sonra oyundaki 4. ejderha doğacak. Yani ejderha 1 dakika boş durmuyor. Hemen Wildfire bunu değerlendiriyor. Biraz önce senin de söylediğin gibi zaten orman hakimiyetini ele geçirdiler. Ve bunu da sonuna kadar kullanıyorlar, değerlendiriyorlar. Ben Sivir'e birazcık yine bakmak istiyorum. Yani Jinx'le arasında fark yok artık. Çünkü yani Jinx çok geride kaldı. O oyuna geç başlamış olsa hatta bile hatta Sivir önde bile yani sıfıra dörtlük evet. Bir Jinx'e karşı bir kez ölmüş. Ve bir de skor almış. Takımına bir de 3 asiste yardımcı olmuş bir Sivir. Aynen öyle. İzliyoruz. Yani zaten bu seviyedeki oyuncuların en büyük özelliklerinden birisi. Yani her zaman profesyonelce davranıyorlar, soğukkanlı davranıyorlar. Hı-hı. Ve hani evet abi talihsizlikler yaşamış olabiliriz ama önümüze bakmamız gerekiyor deyip hani gerek Yasuo olsun gerek Sivir olsun oyuna çok kötü başlasalar da en azından minyon konusunda veya skor konusunda güçlenmek adına her şeyi yapıyorlar. Bu süreçte tabii ki riske girmemek çok önemli. Sivir bu süreçte riske girmedi Yasuo gibi. En azından Yasuo çok skor verdi biraz. O handikap var. Şimdi ejderha canlandı. Orada bayağı hızlı koşan bir konk görüyoruz. Girdiğim çizmeleriyle beraber. Bunu hızlı bir şekilde bari bu ejderhayı alalım düşüncesinde. Dark Passage bakalım oyundaki ilk ejderhayı alabilecek mi? Orada bir ejderha dansı izledik. Orianna geldi oraya. Vay içeriye girecek. Orianna üzerine topunu koydu. Sivir'e şöyle odaklandı. Ulti geldi orada. İki kişiyi tuttu. Sivir'i direkt olarak orada eritmeyi başardılar. Orada Eni Sivir'i almayı başardı. Devamında Yasuo şimdi Shyvana'yı kovalıyor. Shyvana ısrarla Thresh'in etrafında. Orada Ran düğününü bastı. Şöyle bir yavaşlattı. Arkadan takım arkadaşlarını bekliyor. Yasuo havaya zıplattıktan sonra ultisini orada kullandı. Vay'ın üzerine tutuşturu bıraktı. Vay'ı orada almayı başardı. Shyvana da cezalandırdı Yasuo'yu ve şimdi Lulu'nun devamında girecekler mi bakalım. Onu büyük ihtimal alacaklardı derken orada fenere tıklayıp evet. Hayata tutunmayı başaran bir Naru var. Ama İki kayıpla Dark Passage olay yerinden ayrıldı. Wildfire yine karda çıktı gibi gözüküyor. Evet. Ejderhayı alacak. Evet. Bir de üstünde mavi güçlendirme. Evet Dark Passage bir şekilde dönme mücadelesi verirken bu verdiği ufak tefek kayıplarla beraber Wildfire'ın üstününe karşı koyamıyor şu aşamada. Yani baktığımızda altın farkı da gitgide açılıyor. Biraz önce 5000 altınlardan bahsediyorduk. Şimdi birden 10.000 altınlara kadar yükselmiş durumda. 6-2'lik kule üstünlüğü, 13-7'lik skor üstünlüğü. Bütün ormanın kontrolü Wildfire'da. Ve hızlı şekilde düşen bir Sivir var. Dark Passage'da. Şimdi bakalım. Dark Passage. Ortadan ittirmek istiyor gibi ama yani şu anda gerideler. 10.000 altınlık bir fark var dakika 31'de. Evet. Ama Wildfire de yani şu anda hiç öyle bitirebilecek bir kıvamda değil bence. Takım savaşları hala ortada gidiyor. Çok şey yok. Bunun da en büyük sebebi Kidres'in çok çok geride kalmış olması. Yani oyuna geç bağlanmış Holy Phoenix şu anda Kidres'i geçmeyi başardı diyebiliriz. O bu soruda değişik bir tercih gelmiş Sivir'den, Holy Phoenix'ten. Hırs kılıcı yapmış. Yani hırs kılıcı. Ha, çünkü bir de coşku var evet tamam. Şeye gidecek. Evet. Static Hançer'e gidecek. Evet zaten hemen şu anda da yaptı. Ben acaba dedim hayret kılıcı mı yapacak dedim ama coşkuyu görmedim orada. Şimdi Wildfire DP'nin Dark Passage'ın ormanına yine
musallat olmuş durumda. Oradaki ifritleri kendilerine alacaklar. Evet, Orion orada son vuruş yapmayı başardı. Evet, şimdi arkadaş tabi birazcık daha defansif oynayacak. Biraz daha surların arkasına çekilmiş durumda. Çünkü tüm dış kulelerini kaybettiler. Sadece inhibitör kuleleri kaldı. Eğer o inhibitör kulelerini de olası bir savaşta kaybederlerse biraz daha işleri zorlaşacaktır. Şimdi orada kör noktada bir totem var. Onu hemen Shimana gördü ve temizledi. Darkus işte bu süreçte ya onlarla savaşacak ya da orta koridordan hızlı bir şekilde ittirip orta kuleyi alacak. Ve onların barondan uzaklaşıp savaşa zorlayacaklar. Tabii ki bu süreçte dağınık yakalanmamaları gerekiyor. Çünkü savaş başlatmaktan hiç de çekinmeyen bir Wildfire var. Arka tarafta savaş başladı. Tibbers indi aşağıya. Orada şimdi çok büyük bir hasar var. Zonya geldi Orianna da. Şimdi bakalım ultisini kullanabilecek mi Orianna? Şimdi kullandı orada. Bakalım ilk kim düşecek? Orada Orianna Thresh'i almayı başardı. Yasuo devamlı Orianna'yı aldı. Sivir arkadan çok büyük hasarlar veriyor. Boya almayı başardı. Wukong en iyi kovalıyor orada şimdi. Shyvana arkadan. Orada manyak güçlü ölüm roketi nereye gitti? Yine dağlara taşlara bir ölüm roketi izledik. Şimdi Shyvana tabii ki çok yüksek bir hasarı üzerine tutmaya devam ediyor derken orada Sivir 2'de 2 yapmayı başardı ve bu arada inanılmaz bir hasar. Eni ne yapıyorsun orada? Yalnız Dark Passage şu anda yani şu takım savaşıyla bence oyunu yani oyuna bayağı bir dahil oldu diyebiliriz. Jinx'in bu kadar geride kalması Wildfire'ı inanılmaz kötü etkiliyor şu anda. Hani oyunun nasıl başladığını biliyoruz. Buna rağmen Dark Passage şu anda yine tutunmayı başardı. Bilmiyorum, Wildfire böyle bir silkelenmesi lazım gibi gözüküyor. Evet. Yani şu an için neler yapabilecekleri çok önemli. Yani orada ben Jinx'i anlayamadım gerçekten. Yani ikidir ultilerini çok yetenekli atışlar yaparak rakibi isabet ettiremiyor. Ve hani bu ultileri takım savaşında o Annie'nin, Orianna'nın, Wukong'un o alan etkili ultilerine karşılık atacağı ulti gerçekten hem çok büyük hasar verecek. Çünkü bir araya toplayan bir Orianna ultisi var. Bir araya yani 2-3 kişiyi birden yakalayabilecek bir Annie Tibbers'ı var. Ve böyle bir avantaj varken ellerinde hani bu ultiyi daha efektif kullanabilmesi gerekiyor. Jinx'in savaşlara daha iyi girmesi gerekiyor. Bu sırada Wildfire biraz önce Baron'un orada bir totem temizliğine başladı. Bir tuzak mı kurulacak acaba? Şu anda o bulundukları çalıda herhangi bir totem yok. Dark Passage ekibi tarafından konmuş. Oo, yalnız Wukong şimdi ultisiyle içeri girdi. Bakıyorum orada Vay hemen ultisini kullandı. Fab'ın üstüne. Thaldrin orada Yasuo'yu tutmaya çalışıyor. Kill'res bu sırada Wukong'u almaya çalışıyor. Yalnız evet geri çekildi artık. Bu sefer tutan bir Jinx ultisi var. Yalnız bayağı bir canı azaldı. Orada Ahmet Style ultisini kullanarak Naryu'yu düşürdü. Bakalım devam edecekler mi? Evet devam edecekler gibi gözüküyor. Sıçrasını kullandı şimdi. Holy Phoenix'i de alıyor. 2'de 2 yapan bir Orianna var orada. Ve İnhibitörün önündeki o kuleyi de alacaklar gibi gözüküyor. Evet. Şimdi hızlıca o inhibitörün inanacaklar ama Shyvana'nın canı çok az. En canı az. Bu riski göz alacaklar ama Jinx'in tabii ki. İşte o Q'su hızlı bir şekilde otomatik atakları ve inhibitörü hızlı bir şekilde aldılar ve Wildfire emeline ulaştı. Evet. İlk inhibitörü almayı başardı. Dakika 36. Yani 36'da bu kadar eksik bir takıma karşı ilk inhibitörü alabilmiş olmak da Wildfire için birazcık zor bir inhibitör olduğunu gösteriyor. Yani Dark Passage ne kadar hani oyuna olumsuz başlasa da rakibine kolay kolay yem olmayacağını gösterdi, kaybetmeyeceğini gösterdi. Şimdi bu arada Vay orada birazcık açılmış durumda. Yasuo geldi şimdi oraya. Atılgan kılıcıyla şöyle mesafesini kat etti. Sırçalar geldi orada. Ama işte minyonlar geldi. Ama minyonlar var evet dediğin gibi. Son bir vuruş. Ultide geliyor. Çıkmasına Yasuo'da neredeyse imkan yoktu. Minyonlar gelince Yasuo rahatlıkla o minyonları atlayarak o mesafe farkını kapatmayı başardı Vayla arasında. Bu sırada bir ölüm cezası denemesi geldi. Trial'dan. Ama olmuyor. Yani Yasuo 4. sonuna ulaştı. Evet.
Yani oyunun başından beri üstüne olan Sivir bile, şey Sivir diyorum, Shyvana bile 3 skorda. Şimdi Shyvana orada kaptırdı, gidiyor. Ama nereye gidiyor? Şimdi orada Thresh'i alabileceklermiş. Shyvana şöyle bir ejderha olarak uçtu. 3 kişiyi orada tutmayı başardı. Orianna üstünde topunu bıraktı. Bakın devamı gelecek mi? Wukong orada döne döne uzaklaşmayı başardı. Ama devamı gelmiyor. İki taraf. Bu arada Fabulous alt tarafta. Evet, ayrı kittirme yapan ayrı bir kittiriyor. Fab var. Şimdi bakalım ne yapacaklar? Tabii ki barona girmeyecekler bu süreçte. Orianna hızlı bir şekilde Yasuo'nun önünü kesmeye gidiyor. Yani Dark Passage'den inanılmaz hamleler izlemeye başladık. Takım savaşları kazanıyorlar. Hızlı bir şekilde orada altta kule alındı. Bakın bu ejderhaya Yasuo tek başına gidecek mi? Devamında orada engellediler resmen bir baron olmasını. Ve şu an altın farkı kapanmamış gibi görünüyor ama en azından Dark Passage'den güzel hamleler izlemeye başladık. Şimdi ejderha da geliyor. Sanırım ilk ejderha alır. Öyle gözüküyor. Olsa da şimdi Wildfire Baron'u başlattı. Crystal da orada bekliyor. Polyphenix de orada bu sırada. Sadece Lulu yok. Nexus kulesi gitti bir tane. Yalnız içeri girişim bakalım Dark Passage. Orada Tibbers çıktı. Baron hala düşmüş durumda değil. Orada Orianna Wukong almayı başardı. Ve Vi çarpını atarak bir de Baron'u alıyor. Wildfire şu Baron savaşından bayağı önde çıktı diyebiliriz. Orada hem Wukong almaları hem de Baron'u almaları gerçekten onlar adına iyi bir haber. Dark Passage ama şimdi bakalım üstünü nasıl koruyabilecek? Ortada zaten inhibitör yok. Biz de bekliyoruz. Evet, bu baron. Şimdi yukarıdan ettirmeye başladılar. Evet, yeterince zaten Wildfire güçlüydü. Bir de buna baron ekledi. Tibbers'a tank tutuyorlar orada. Tibbers orada düştü. Şimdi devamında o kuleyi hızlı bir şekilde alacaklar. Bu takım savaşı her şeyi değiştirebilir. Büyük ihtimal Wildfire burada bir takım savaşı isteyecek. O inhibitörü de düşürecekler. O inhibitörü düşürdükten sonra geriye mi dönecekler yoksa devamında kuşatma devam edecek? Geriye dönebilirler gibi geliyor bana çünkü hani bu riski almana bir gerek yok. Yalnız Tyrese çok çok kötü bir yerden geldi. Yasuo orada üstüne atlayınca sıçrasını kullanarak çıkmak zorunda kaldı. Ama Wildfire genel olarak buradan çıkabilecektir diye tahmin ediyoruz. Dark Priest zaten çok fazla kovalamıyor dediğim anda Naru orada bir koşturdu. Taldırın şimdi Naru'nun peşinde. Oo, bir de ulti attı. Bir de ulti attı oraya. Şimdi Randuin geldi. Orada çok inandı Tadrin. Şimdi takım arkadaşlarını çağırıyor tabii ki. Birazcık yemleme süreci biraz uzun sürünce oradan Tadrin'in az kalsın uzaklaşamıyordu. Şimdi bakalım Lulu'yu yakalayabilecek mi yer mi? Yok, denemedi Lulu bile. Denemedi bile. Şimdi artık üstüne gitmesinler. Rejimizden rica edelim hemen bir altınlara bakalım ceplerindeki. 1400 altın var şu an Shyvana'da. 1700'er altın var Orianna ve Jinx ikilisinde 1300 ve 1400 altın var yine Vi ve Annie'de. Buna karşılık Dark Passage'de altın yok. Şuna bir bu ekran yine kalsın biraz. Tyrese ile Thresh arasında 4000 altınlık bir fark var. 3500 altınlık bir fark var. Altın farkı var. Jinx yine öne geçmeyi başarmış Sivir ile altın bakımından. Buna ortada bakıyorum. Orianna yine 3000 altınlık bir fark yaratmayı başarmış. Ormanda 2000 altınlık bir fark var. Yukarıda da yine 2000 altınlık bir fark var. İşte bunların hepsi işte bir büyük eşya demek. Hemen hemen bütün oyuncular için. Şimdi tabi Dark Passage iyice üstüne kilitlenmiş durumda. Çünkü üstteki koridor inhibitörü kaybetti. Ortadaki inhibitör doğdu ama bakalım koruyabilecekler mi onu? Wildfire şu anda ortadan ittirmeye çalışıyor. Jinx biraz fazla geride kaldı. Ullar'ın tılsımı geldi yalnız orada. Evet. O Ullar'ın tılsımını birazdan çıkacak bir takım savaşında çok fazla arayabilirler. Oo, orada kimi yakaladılar? Fabulous'u yakaladılar ama Thresh orada fenerini atarak hemen kurtarmayı başardı. Şimdi Tal'Drin en öne geçti. Çok hızlı bir şekilde oradaki inhibitörü etmeyi başardılar. Bu sırada Teokolis ultisini kullandı. Crystal'ın üzerinde Lulu ultisiyle Wukong'u canlı tutmaya çalışıyor ama yetmedi. Bu sırada Sivir en iyi almayı başardı. Yalnız çok fazla hasar üstünde kaçan bir Jinx ultisi. Yasuo girdi mi içeri? Hayır. Vi orada girmeden önce Yasuo'yu öldürmeyi başarıyor. Ortadan bir inhibitör daha alıyor şu anda Wildfire takımı. Ve oyunu bitirmeye bir adım daha yaklaştılar. Nexus son önünde sadece bir kule var. Bakalım alabilecekler mi onu? Evet, orada tutan bir ölüm cezası var. Lulu arkadan
dürtmeye devam ediyor. İş yapmaya devam ediyor. Orada tabii ki alacak Vay'ı büyük ihtimalle derken sıçra geldi. Son bir sıçra da Lulu'dan geldi. Orada bakalım Jinx ve devamında maç var.